Vekilim TV Çapraz Ateş programında şu anda biz Ankara'dayız. Ankara'da AK Parti'nin 4. kurultayını takip ediyoruz. Kimle beraber? Sevgili partnerim İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti meclis üyesi Sıddık Soysal'la beraber. Bugün buradaki kongreyi değerlendireceğiz. Neden bugünkü kongre AK Parti için tarihi bir kongre? Önce ben Sıddık Soysal'a bunu soracağım. Neden tarihi bir kongre? Çünkü Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımızın 3. dönem olması hasabıyla son genel başkanı seçileceği bir kongre olacak. Aynı zamanda AK Parti kuruluşundan itibaren 10 yıllık süreci tamamlayıp, 10 yılı aşan süreci tamamlayıp, Türkiye'nin iktidarı dönemindeki Sayın Başbakanımızın liderliğindeki projelerin dışında ikinci bir 10 yıllık manifestonun açıklanacağı, ikinci bir yol haritasının açıklanacağı bir kongre. Bu kongre hem ülkemiz için, hem Türkiye için, hem dünya için çok önemli bir yol haritasının açıklanacağı kongresi olduğu için hem Türkiye'den hem de dünyadan çok yakından takip ediliyor. Bildiğiniz gibi gerek yurt dışından gerek de yurt içinden uluslararası birçok misafirimiz var. 100'e yakın misafirimiz var. Kongrenin önemi buradan da çok daha fazla değer kazanıyor. Sebebi aslında bu 100 tane misafirimizin buraya gelmesi Türkiye'nin 2002'den bugüne kadar geldiği sürecin ne olduğunu da açıklamak için de çok önemli bir süreç. Muhalefet liderlerinin veya muhalefetin söylediğinden ziyade burada şu anda AK Parti'nin aslında bir düğünüdür, bayramıdır. İçeride 15 bine yakın, 15 binden de fazla insan var. Ama bir o kadar da şu anda dışarıda gördüğünüz gibi gerek sokaklarda gerekse gençlik parklarında yaklaşık 15-20 milyon insan şu anda başbakanımızı içeride biliyorsunuz konuşuyor. Biz de burada dinlemeye çalışıyoruz. Ve belki tarihinde ilk oldu. Bir ikinci ilki de bundan sonraki seçimde de 4. dönem iktidardayken seçimi kazanan bir siyasi partinin de kongresinde olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Şimdi sizle şunu konuştuk. Biz Çiğli'de AK Parti'nin kurucu ilçe başkanlığını yaptınız. Doğru değil mi? Biz o zamanlar kongreye ilk geldiğimiz zaman adam toplayamamıştık. Bir otobüs adamı zor bulmuştuk dediniz. Şu anda baktığım zaman salona sığmayan bir insan seli var burada. Tabii bunun getirileri kadar götürüleri de var. Hani bu kadar büyüme bazen kontrolsüz güç değildir. Acaba bazen bir taraftan yazarların, televizyon programlarındaki eleştirmenlerin işte doğru bir muhalefet, güçlü bir muhalefet olmadığı için de bazen de AK Parti yaptığı hareketlerde, çalışmalarda kontrolsüz hareket ediyor. Eleştirilere de maruz kalıyor. Acaba böyle bir olay var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi böyle bir mantık yaklaşımını kabul etmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin 2002'den bugüne geldiği bir süreci bir takip ettikleri zaman AK Parti iktidarından bugüne kadar artarak Türkiye'nin gelişmesinde katkıda bulunduğunu görüyoruz. Tabii ki çok doğaldır. O zaman için bu parti kurulduğunda partinin genel başkanı için dava açıldı. Milletvekili olup olmayacağı tartışıldı. İşte yarın seçime sokulamayacağı tartışıldı. İnsanlara korku pompalandı adeta. O korku pompalanmanın sonuçlarını bugünlerde görüyoruz işte. Yani bu partinin kapatılması konusunda, bu milletin iktidara getirdiği partinin oyun dışında, seçim sandığının dışında alaşağı edilmenin planlarının yapıldığını da Türk kamuoyu ve dünya kamuoyu yakından takip etti ve neticesini de gördük. Bir süreci vardır, Yargıtay süreci. Ama milletin getirdiği iktidarı milletin dışında hiçbir gücün ortadan kaldıramayacağının ispatı bu iktidar döneminde ispatlanmıştır. O darbeler, ihtilaller süreci geçmişte kalmıştır. Bundan sonraki süreç seçimle, demokratik seçimle milletin seçtiğinin iktidar olduğu süreç devam edecektir. O manada da bu 4. genel kurulumuzun, 4. büyük kurultayın hem Türkiye için hem de dünya kamuoyu için çok büyük önem atfettiğini söylüyoruz. Muhalefet partileri bıraksınlar projeleriyle artık bize yarışsınlar. Bir başka güzel örnek sundu bu iktidar. Projelerle yarışma, projelerle kamuoyuna, projelerle halkın huzuruna çıkma alışkanlığını getirdi. Bu gerek genel iktidarda, gerekse yerel iktidardaki adayların milletin önüne projelerle çıkma alışkanlığını getirdi. Bundan sonraki seçimler
dünden daha kolay olmayacak, dünden daha zor olacak. Çünkü sürekli proje getirebilecek, projenin kabulü görebilecek halk tarafından seçimleri kazanan partiler olacaktır. Burada da gördüğünüz gibi bizim 2023 hedefimiz var. Bugünden 2023'e neler yapabileceğimizi çalışmaları başladı ve devam ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında Büyük Atatürk'ün çağdaş milletler seviyesinin üzerine çıkma hedefini sözde değil, bizzat icraatla gerçekleştirecek bir partinin mensubu olmaktan da ayrıca gurur ve memnuniyet duyuyorum. Şimdi Sayın Başbakan zaten içeride konuşmasına devam ediyor. Numan Kurtulmuş AK Parti'ye katıldı ve Has Parti kapatıldı. Numan Kurtulmuş geçtiğimiz Cuma günü Başbakan'la beraber Cuma namazına gitti. Cuma namazı çıkışında beraber cağ kebabı yediler. Afiyet olsun. Şimdi baktığınız zaman birçok Cuma namazında herhangi bir genel başkan yardımcısıyla veya bir bakanla biz Sayın Başbakan'ın haberlerini görmedik. Cuma çıkışında şu bakanla beraber şuraya gitti gibilerinden. Bugün teşkilatlarda konuşulan Numan Kurtulmuş'un AK Parti'de genel başkan yardımcılığına getireceği veya birçok AK Parti'de teşkilatta dengelerin değişeceği. Sizce böyle bir şey var mı? Varsa da bu teşkilatlarda nasıl bir denge sağlayacak? Tüm Türkiye genelinde soruyorum. Şimdi Numan Kurtulmuş'un veya Soylu'nun partimize girmesi veya partimize katılması bize güç katmıştır. Niye? AK Parti merkez partisi olma noktasındadır ve merkez partisidir. Doğru Yol Partisi veya Demokrat Parti veya Has Parti diğer sağ tandansta siyaset yapan tüm partilerin bir noktada birleşme gibi sorumluluğu vardır. Kim adına? Ülke adına. Kim adına? Türkiye adına. Bunu Sayın Başbakanımız görmüştür ve davet etmiştir. Davete... Oy olarak bir çokluk yok ama onların. Yani hani örnek veriyorum. Oy potansiyel olarak baktığınızda değil mi? Her şey oy olarak değil. Misyon olarak ve onların getireceği sinerji, onların getireceği katkı sayılarla ölçülmez. Bizim amacımız Türkiye'ye hizmet yapacak değerlerin dışarıda kalmaması. Numan Bey gibi birisinin de dışarıda kalması Türkiye için bir kayıptı. Bunu Sayın Başbakanımız görmüştür ve davet etmiştir. O da davete icap etmiştir. Numan Bey'in partimize katkısı olacaktır. Kesinlikle parti teşkilatının, partinin üst düzeydeki teşkilattaki oran olarak da bugün kamuoyuna da yansıyor. %15'lik bir teşkilat içerisinde yapılanmada yer almalarının bize katkısı olacaktır. Hiç parti içerisinde hiyerarşik yapıda da bir sıkıntıya neden olmayacaktır diye düşünüyorum ve olmayacaktır da. Bu partinin misyonu, bu partinin ülkeye getirdiği güzel eserlerden birisi de parti içi ahengi, parti içi birlik ve beraberliği sağlayıp öncelikle ortak akılın hakim olduğu bir yönetim kadrosu. Kesinlikle makam noktasında kavgaların kabul görmediği bir misyonun olduğu bir parti olduğu için dışarıdan veya bize katılan, şu anda bize güç katan arkadaşlarımızın hiyerarşik yapıda bir sıkıntı doğuracağı söz konusu değil ve olması da mümkün değil. Dedik ki bundan sonra başbakanın başka planları olabilir. Cumhurbaşkanlığına doğru gidebilir. Peki AK Parti teşkilatı tüm Türkiye genelinde başbakanın bu sistematik olarak sunduğu veya sunacağı 2023 hedefleri için o sistematik tabloya, şablona uygun mu? Hazır mı? Ben bazı teşkilatlara bakınca bunun çok hazır olduklarını göremiyorum şu anda. Çünkü hala teşkilatlarda ya Numan Kurtulmuş neden katıldı? Numan Kurtulmuş da biz kurtulamamış mıyız gibilerinden söylemlerin olduğunu duyuyorum. O münferittir. Bazı arkadaşların söyleyeceği sözler de ama partinin ana kademesi, ana teşkilatı, partinin omurgası, partinin vizyonu veya yönetiminde söz sahibi olanlar, bu yol haritasını çizenlerin içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Ha bir makama kendini endeksleyenler için böyle şeyler söz konusu olabilir. Ya dışarıdan gelecek bir kişi benim hedeflediğim noktaya acaba engel olabilir mi düşüncesinde olabilir. Çok da doğaldır ama şunu da unutmamak lazımdır ki AK Parti'nin kesinlikle bilgi, liyakat ve Türkiye gündemine hakim olma noktasında
söz sahibi olan yöneticilerle yönetildiği için bu tür çok ufak tefek muhakkak sözler söylenebilir ama kesinlikle partinin genel yapısını etkileyecek bir sıkıntı doğmayacaktır. Doğmaması da mümkün değildir. Çok da iddialı bir söz ama bunu da söylüyorum. İnan abi sana söz verdim. Biraz da kırıktım. Geçmiş ama yine ya. De ter içinde kalsam da geldim. Dedim ki Sıddık abi seninle beraber programı Ankara'da kurultayın olduğu yerde yapacağız. Doğru. Şimdi bazen de öksürüyorum sevgili izleyiciler kusura bakmasınlar. Gerçekten bugün burada olmamın en önemli sebebi bu program. Tabii kurultayı destekliyoruz. Ekibimiz zaten bir taraftan çekiyor. Onunla ilgili röportajda haberleri yapıyorlar. Belediye seçimleri ne olacak şimdi artık bunun hazırlıkları var. Bir de onu konuşalım. Tabii şu anda biz önce şu düğünümüzü, bayramımızı bitirelim. Ondan sonraki süreç ayrıca değerlendirilecektir. Ama izleyen bir takvim var. Bildiğiniz gibi Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman seçimlerin öne alınması bir anayasa değişikliği söz konusu olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti zaten bir noktada 27 Ekim olarak 27 Ekim 2013 olarak anlaştı. Bunun meclise gelip meclisten tekrar anayasanın değişme maddesi geçtikten sonra yerel seçim süreci başlayacaktır. Yani bunu aşağı yukarı Ekim sonunu bulacaktır. Bir de şu anda Türkiye'de birçok ilçelerin bütün şehir projesi içerisinde hareket edeceği için bu yerel seçimleri de bu manada çok önem taşıyor. Yani büyük şehirlerin içerisindeki alandaki tüm ilçelerde büyük şehir sınırı olması gibi bir şey söz konusu. Hem yerel bazda hem de genel manada da yerel seçimlerin önemi çok büyük. AK Parti'nin burada alacağı oyun oranı çok yüksek olması özellikle bekliyoruz. Yani %56'lardan %70'lere kadar niye çıkmayalım diye de bir çalışma var. Tüm teşkilat üzerine düşen görevi yapacaktır. Bu hazırlık daha bizim takvimimiz başlamadı. Takvim başladıktan sonra Ankara Genel Merkez üst yapısı yapılandıktan sonra, yeni yönetim yapılandıktan sonra tüm il teşkilatlarına bu talimat verilerek zaten yol haritası da çizilecektir. Bugünden bunu söylemek çok erken ama AK Parti teşkilatı tüm kongrelerini yaparak teşkilatları yenilendiği için zaten bundan sonra yapılacak 3 tane seçime, yani yerel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2015 milletvekili seçimine bu teşkilatlar yapacaktır. Onun için de Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız bugünkü teşkilatların 3 tane çok büyük sınavdan geçeceğini, onun için kendilerini güçlü ve hazır hissetmelerini de her zaman talimat olarak da bildirmektedir. Biz teşkilatlar olarak da buna hazır olma gibi bir sorumluluğumuz olduğunu da belirtmek istiyorum. Abi hayırlısı olsun. Ülke adına, vatan adına, gençlik adına zaten biz seninle sorunlar neredeyse oradayız. Buradan şunu sinyalini de veriyoruz izleyicilerimize. Türkiye'nin dört bir tarafında. Yerel seçimlerin başlamasıyla da beraber. Nerede bir sıkıntı varsa çapraz ateşi oraya çağırsınlar. Biz o sıkıntının olduğu yerde değil mi? Çöp sorunu vardı. İzmir'de, Harmandalı'da çöp sorunu olduğu yerde çektik gece yarısı. Program 11.30'da yaptık galiba değil mi abi? Gece 23.30 evet. 23.30'da program yaptık. Hiç fark etmez. Gecenin ikisinde, üçünde sıkıntı mı var? Sorun mu var? Kanalizasyon probleminiz mi var? Belediye ile ilgili sıkıntınız mı var? Bizi çağırıyorsunuz Sıddık Bey'le beraber. Biz de Çapraz Ateş programında geliyoruz. Olayı yerinde tespit ediyoruz. Sorunun da çözülmesi için yetkililerin ensesini sesleniyoruz. Üfürüyoruz mu abi? Şimdi bu çok önemli. Özellikle basın ayağı yerel yönetimlerde de genel yönetimlerde çok iyi. Yani vatandaşın talepleri zaman zaman ilgili makamlara ulaşamıyor. Ulaşsa da bile göz ardı ediliyor ve arka plana atılıyor. Ama basın, özellikle de görüntülü basın veya internet dünyaya yayın yapan basın vasıtasıyla bu dillendirildiği zaman yöneticiler bir kendilerine çeki düzen veriyor. Titriyor yani. Daha da hızlanıyor. O bakımdan çok da iyi oluyor. Bu tür yayınların Türkiye'nin her yerinde de rahatlıkla yapılabileceğini de sizlerin aracılığıyla Türk kamuoyuna da ve dünya kamuoyuna da bildiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ömrüne bereket abi. Sağ ol. İnşallah toparlanayım da NİDE tarafından falan da çağırıyorlar. Oralara gideriz beraber. İnşallah. İnternet televizyonumuz Vekilim TV, vatandaşın vekili. Vatandaşın vekili Vekilim TV her yerde bizi izlemeye devam edin.